su sembolizmi inşa edildi. Bu sembolizma iştirak edenler bilhassa Ürdün üniversitelerine gelen profesörlerdi. Ürdün Ümeyye Üniversitesi, Ürdün Ali Beyt Üniversitesi, Ürdün Zerka Üniversitesi, Ürdün Üniversitesi gibi üniversitelerden yaklaşık olarak 250 civarında bilhassa prof ve doçentler iştirak ettiler. Ayrıca bu sembolizmi geniş ölçüde bakan ünvanlı devlet adamları ve bürokrasiden gelenler de takip ettiler. Her şeyden önce İlk kısımdan meydana gelen sempozyumun birinci kısmını, yani açılış cinsesini takip ettiler ve sempozyumun Emadül Alemi Bitlifik İslami adlı Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan bir müessese üzerine aldı. Bununla beraber Aşağı Pamuk'ta kurulan Güzansak Dursi Vakfı veya Merkezi Malezya Frankfurt'daki Ufuk Medya veya İstanbul'daki Sufya Vakfı gibi birçok vakıflara müşterek gayretinden sonra bu sempozyum tezahür etti. Şimdi sembozyumun birinci cesesinde önce Zerka Üniversitesi Rektörü İshak Ferhan cennetin gayesiyle beraber Hüzumen Hazretleri'nin hayatını özetledi. Daha sonradan bu risalelerinin Arapça bir tercümeyi İshak Asr-ı Salih üstadımızın hayatını kronolojik olarak 15-20 dakikada özetledi ve böylece açılış sembozyumu, açılış cesesi sona erdi ve bunu bir fiil sembozyum takip etti. Peki içimizde sempozyumu takip etmiş olanlar vardır. Bu itibarla kısaca onlar birkaçın da halinde bahsetmek istiyorum. Şimdi sempozyumda üniversiteler arası kurum önce konuyu tespit eder. Daha sonra da üniversite akademisyenlerinden arzu edenler konuyla alakalı çalışmalarını yaparlar. Mesela diyelim ki bir konunun adı icaz olsun. Kur'an'ın icazı. Şimdi bu konuda tebliğ sunmak isteyen bir profesör Külliyat-ı Nur'un hepsini başından sonuna kadar okur ve Bediüzzaman Hazretleri'nin Kur'an'ın icazı ile alakalı tespitlerini daha sonra maziye gider ve bütün İslam tarihinde Kur'an'ın icazı konusunda unutulmayan kabiliyetler vardır. Onlardan bazıları Rumani, Kutabi, Abdülkayri Cürcani, Sekkaki, Zemahşeri, El-Kisayi, El-Halisi ve Bey gibi Arap dil ve edebiyatı uzmanlarıdır. Onların da eserlerinden iktibaslar yapar ve daha sonra Bediüzzaman Hazretleri ile onları yan yana getirerek icaz fenninde Bediüzzaman Hazretleri'nin onlardan farklı taraflarını tespit eder. Ve bu tarzda çalışma yapan bir akademisyen düşüncelerini, iktibasla düşüncelerini yazılı metin haline getirir ve sempozyumu organize edenlere takdim eder. Böyle şey tebliğ hazırlanmış demektir. Daha sonra bu tebliğ muhakkak dediğimiz o konuda uzman olan bir profesöre takdim edilir. Söz konusu profesör de o tebliği inceler. Eğer doğruysa neden doğru olduğunun delillerini, geldiyse neden yanlış olduğunun delillerini metin haline getirir. O da metnini söz konusu sempozyumu idare eden organizatörlere takdim eder. Şimdi herkes salonda yerini aldığı zaman çocuklar ellerinde kağıt ve kalemler olduğu halde dağıtıyorlardı ve derken sempozyum başladı. Şimdi prof tebliğini sunuyor ve siz çocukların takdim ettiği kağıt ve kalemi alıyorsunuz. Eğer sempozyum ya okunarak takdim ediliyor veya uzman profesör tebliğini konuşarak bir ticari bir konuşmayla takdim ediyor. Siz her iki halde de sormak istediğiniz sualler varsa hemen onu evinizdeki kağıda yazıyor ve dolaşan çocuklara takdim ediyorsunuz. Onlar verdiğinizde derhal bu işi organize eden müdüre takdim ediyor. Bu çalışma hem tebliğ için böyle hem de tebliğden sonraki muhakkak için böyledir. Diyelim ki tebliğ ve muhakkımın metinleri sona erince şimdi sorulan suallere alakalı cevaba geliyor. Artık dinleyici sualini tebliği sunan profesöre takdim etmişse suala o cevap veriyor veya sualini muhakkıma takdim etmişse o cevap veriyor. Ama bu merhalede salonda bulunanlar yeniden sual sormak hürriyetine sahip oldukları gibi sorulan suallere cevap vermek hürriyetine de sahip. Dolayısıyla bu ürünün Amman'daki sempozyumda üniversite akademisyenlerinin Nur Risaleleri'yle alakalı tebliğ ve muhakkımın tahlili metniyle alakalı o dehşetli ilmi münazaralarını fevkalade bir heyecan ve hayretle temaşa ettik. Biraz sonra onların Risale-i Nur'lara ne nazara baktıklarını takdim edeceğim. Ancak daha önce, gerçi belki hafızada kalmaz ama bir kere de duymak güzel bir lezzettir. Ve ben hemen açılış cesesinden itibaren sunulan tebliğleri ve onu takdim eden profla muhakkımı takdim ediyorum. Önce açılış cesesinde konuşanlardan birisi, biraz önce kısaca özetlediğimiz gibi Zerka Üniversitesi Rektörü İshak Ferhan, o söz konusu El-Madül Alemi İl-Fikri İslami'nin gayelerini özetledi ve daha sonra da Hüseyin İhsan Kasım Vesali geldi.
O da Hazreti Üstad'ın hayatına özet vermişti ve böylece açılış celsesi bitti ve sıra tebliğlerle alakalı celseye geldi. Önce kürsüye Türkiye'den Profesör Doktor Suat Yıldırım Marmara Üniversitesi'nden geldi ve onun tebliğinin adı Türkiye'de İslam Hayata Nur Hareketi'nin müessiriyeti, onun muakkıbı Profesör Doktor Rahim Karay ve Ali Beyoğlu Üniversitesi Ürdün. İki, Profesör Doktor Hamid Kuleyma, Ürdün Üniversitesi Sosyoloji Profesörü, tebliğinin adı Bediüzzaman'a göre Marifet ve İstidar Metodu. Onun da muakkıbı Profesör Doktor Ender Zavi. Üç, Doktor Abdali Hatip Lübnanlıdır. Ürdün Ali Beyoğlu Üniversitesi Tefsir Bölümünde bulunuyor. Tebliğinin adı En Nursi'ye göre Vücub-i İcaz ve muhakkudu Profesör Doktor Ahmet Müfnih Kudar, Ürdün Üniversitesi Kur'an-ı Kerim Kıraat Profesörü. Sonra sıra Profesör Doktor Ahmet Şükrü Şapsu'ya geldi. Bu da Ürdün Üniversitesi Usulüddin bölümünde çalışıyor. Tebliğinin adı Risale-i Külliyatında Kur'an-ı Kerim İlimler ve Tefsiri muhakkudu Profesör Doktor Uğude Ebu Uğude, Umanlı Eylül Üniversitesi Arap Dil ve Edebiyatı bölümü. Sonra Dekan Profesör Doktor Abu Entam Tabi Hüseyin geldi. Tebliğinin adı En Nursi'ye göre ıslah ve tahir metodu. Muhakkıbı Profesör Doktor Ahmet Erşuakke, Zerkal Üniversitesi Ürdün. Daha sonra da sıra Dekan Yardımcı Profesör Doktor Ali Esrava'ya geldi. Bunu çok tebrik ediyorum. Ürdün Üniversitesi Külliyat-ı Şeriye Bölümü En Nursi'ye göre fıkıh metodu. Muhakkıbı Profesör Doktor Hamdi Murat. Arkadaşlar, bu ve bundan sonraki programı takdim ettiğimiz zaman niyetim Şam'a gitmekti ve 7-8 aylık Arapça tertifattan sonra İslam kasabası ağabeyle beraber Arapça konuşan İslam dünyası kucakta baktım ama sonra tarikatı bir programla karşılaştım ve yeniden Türkiye'de kalmıştım. Bana çok tesir etti. Ve sonra Profesör Doktor Abdülmecid Enneccar, Prusludur. Tebliğinin adı En Nursi'nin fikrinde insan, muhakkabı eski basın yayın bakanı, şimdi milletvekili Profesör Doktor İbrahim Deyder Geylani ve bu sempozyumun müthiş konuşmasını da Sayın Profesör Doktor Fethim Elkabi yaptı, Ürdün El Mektebi Tüm Adet Akademi Müsteşarı. Ben dikkatimi çeken bazı noktaları özetlemek istiyorum. Sabahleyin saat 9'da başlayan bu program namaz ve çay molaları ve yemeklerle ayrıldı ve akşam saat 8'de sona erdi. Şimdi ben şöyle düşünüyordum, çünkü her tebliğ başından sonuna kadar fikir yüklüdür ve insan takip ederken yoruluyor. Dolayısıyla 9'da başlayan böyle bir programın öğleden sonra saat 5'e 6'ya doğru hızını kaybedeceğini tahmin ediyorum. Çünkü yorulan insanlar bir artık burada çabuk bitirelim derler diye düşünmüştüm. Fakat asıl saat 5 ve 6'dan sonra Sayın Profesörlerin salondaki o ilmi münazara münakaşaları cidden görülmeye değerdi. Ve başından sonuna kadar sempozyum dili Arapçaydı ve Akhisar'da Şamlıcamız genel olarak bütün konuşmacıları programı aldı. Kameralara tespit ettiği Arap dinleyenlerimiz gittiği zaman Akhisar'dan takip edilir. Şimdi ben bakıyorum, yani o kadar dikkat ediliyorlar tebliğ ve muhakkıb da tahrir nimetini tatbik ederken sanki ondan başka kimse yok. Yaklaşık olarak 40-50 civarında bayan akademisyen, doçent veya prof, geriye kalanlar da ricari ve Sayın Mehmet'i Merkabi'nin ifadesine göre bu sempozyumu sadece Ürdün üniversitelerinde ve doşent ve prof olanlar seviyesinde herkese takdim etmişler. Dolayısıyla asıl halk böyle bir programdan haberdar değildi. Şimdi tebliğle başından sonuna kadar Nur Risaleleri öylesine okunmuş ve mazideki emsalleriyle öylesine kıyaslanmış temenni etmiştim ki memleketimizdeki güzide ağabeylerimiz, Nur'un profesörleri bu akademisyenleri dinleseler dedi içimden bir temenni geçmişti. Zira Nur Risaleleri'nin bu kadar ince inceliklerine kadar tahlili ve onu maziye taşıyıp mazideki o konuda isim verenlerle yaptıkları kıyaslar cidden görülmeye değerli. Yani ilmi bir hürriyet içerisinde Bediüzzaman Hazretleri'ni zamana ve mekana taşıdılar ve Bediüzzaman'ın fevkinde ne bir fakih, ne bir kelam alimi, ne bir başka İslam uzmanı kabul etmediler ve sayın 250 tane profesörden meydana gelen afiyet edisyenlere göre Bediüzzaman Hazretleri'nin ulûlu İslam'daki yeri fevkalkül idi. Bazı misaller vermek istiyorum. Mesela kendisini fevkaleden tebrik ettiklerinden birisi Sayın Profesör Doktor Ali Esava. Onun tebliğinin adı Bediüzzaman'a göre Sayın Profesör diyor, ben bu risalelerini açacağım. Göreceğim ki İmam-ı Azam, İmam-ı Yusuf, İmam-ı Şah, Ahmet Hanbel gibi müçtehit imamlar seviyesinde alakalı meselelerin münazarası ve neden
fikirlerini tespit etmişler. Niye göre? Yani tahlilini bulacağım. Fakat böyle şey yok. Daha sonra aklıma İmam Hazreti Ebu Hanif Hazretleri'nin fıkıh tarifinin tarifi geldi. İmam Hazreti Ebu Hanif Hazretleri fıkıh tarif ederken fıkıh insan davranışlarını ilgilidir. Ve San Profesör Doktor Ales Sağba fıkıh ikiye ayırıyor. Birincisi fakir olan bir müştehit her şeyden tepedendir ha. Bütün maddi ve maneviyatıyla insanı bilecek. Çünkü istinbat-ı ahkam insan içindir. Daha sonra da Marifet-i Rabbaniye, ayet-i cennile ve ehadisine ve birden usulüne göre istinbat edilecek. Bu istinbat ikinci sırada yer alır. O zaman acaba bütün zaman insanı nasıl tanıyor diye bu risaleler ciddi bir tarzı müdahale etti. Hayret, görüyorum ki bütün zaman çocuklarla, gençlerle, hanımlarla, küsbicilerle yahut hambalarla, askerlerle hayatın bütün merhale ve mertebelerindeki efendilerle sohbet ediyor ve daha sonra baktım. Bütün zaman Hazretleri insan dünyasını böyle tahlil etmiş. Mazide insanı bu kadar tahlil eden bir profesör bulmak aklıma zayıf gözüküyor. Anladım ki hiçbir fakir insan dünyasını İmam Hüsnü kadar bilmiyor. Ben ilan ediyorum ve bir zaman sanki bizi en büyük bir fakirdir. Sen Profesör Doktor Ali Esra'da. Abdülmecid Ergeçer, o da sosyoloji profesörü Tunuslu. Kendisi henüz bu sempozyuma katılmadan önce insan konusunda birçok kitaplar neşretmiş ve böyle bir sempozyum teklifle karşılaştığı zaman ki Sayın Profesör Doktor Abdülmecid Ergeçer bütün insan dünyasında biliniyor. Yani nihayet ben kendi gözümde bilen bir insan, ben için böyle bir test hazırlamak işte zor değil diye düşündüm. Çünkü açarak burada bir kasa tutup, nerede komandan geldi, ben onu bitirdim diye yordum. Sarı yurtları okuyunca baktım ki, uçsuz uçaksız bir kopyanın içerisinde bir gün bir uçak kaldı. Yani ben bu halimde insan dünyasını bu kadar tefsir eden, insanın duygularına bu kadar nüfuz eden bir insanı düşünmek de mantığında yoktu. Ben de zaman mantığım açtı. Memleketime döndüğüm zaman, Üstad'ın eserlerinden istifade ederek 500 sayfalık bir kitap yazacağım. Eğer bu kitap okuyucuyu Risale-i Nur'lara yönlendirirse, aklına gidiyorum ki en necah hedef alınmış. Çünkü Üstad anlatılamaz. Üstad'ın anlatmak isteyen insan, nasıl anlatırsan anlar, netice mekafiktir de gözü olmaz. Okunacak insan. Dolayısıyla her birisi birbirinden farklı ama hepsi bu istikamette konuşuyorlar ve bazen birden 50 tane parmak havaya kalkıyordu. Dolayısıyla bu insanların Risale-i Nur'daki inceliği yakalamak için şu münazaraları ve gayretleri cidden şayan takdir ederek. Mesela çay molası verildiği zaman hemen gruplar teşekkür ediyor. Bir bakıyorum bu insanlar dünyayı unutmuş ve Bediüzzaman Hazretleri nasıl dünyaya taşıyacaklarını konuşuyorlardı. Ve çok geçmeden kararını verdiler ve gelecek sene 1 Ekim tarihine kadar insan dünyasının dikkatini Nur Risalelerine tevcih etmek üzere beğenilen iki sempozyum yapmaya karar verdiler. Önce Malezya Bahçeli, Bağımburg'da, daha sonra da Fas'ta bu iki sempozyum tezahür edecek. Bu arada sayın akademisyenler, her ne kadar ürdünü olanlar birbirlerinin tanrı gitseler de yine hepsi birbirinin adreslerini, telefonlarını alıyor ve önümüzdeki günlerde Nur Risalelerine alakalı mektubu yapacakları çalışmaları da sohbetlerinin sesi tekrarlıyorlardı. Dolayısıyla üniversitede masrafı doktora tezleri yaptıracaklar. Bu risaleleri ders kitabı olarak kendisi de kuracaklar. Bu risaleleri bu maalesef yarışmalar tertip edecekler ve daha sonra da sempozyum gibi akademik seviyedeki ilmi konferanslarla bu risalelerini İslam dünyasına taşıyacaklar. Bu istikamette her birisi diğerinden fazla gayret gösteriyor ve bu arada farklı beldelerde mesela Mısır'dan gelen kardeşler bunun Arapça bir ilim ufaklıkta risalelerle getirmişler, sergilemişler ve onların kanaatlerine göre de bildiğimiz bütün mekanda en ziyade bu risaleleri söz konusu sempozyumla alakalı gördü. Hemen hemen risaletin hepsini aldılar. Yine bir parça kalmıştı. Konuda gündünün en büyük dini kitaplar yayınları satın aldı. Ben bunları bu kitaplara ülkeden çok güzel kitaplar getirecek dedi. Dolayısıyla sempozyumda bu risaleden gördüğü alakalı cidden fevkalade idi. Bu arada enteresan hasıla bir yani. Bu baktı diye efendi 70-65 yaşlarında sakin, temiz nasiyeli, içimizde Kastamonu'da merhum Mehmet Reza abi ziyaret edenler varsa tam sanki onu görece onu hatırlıyorsunuz. Böyle bir zat muhterem, baktık ki bizden ayrılmıyor, yaklaştı. Adını sordum, dedi adım Mustafa. Ne iş yapıyorsunuz dedim. Ben işte garip bir kimseyim dedi. Allah Allah, böyle hayret ettim. Sonra öğrendim ki meğer bu zat, Amman'ın en büyük camide imam, fıkıh konusunda da ihtilaf vakı olduğu zaman bu ihtilafı çözen bir fakir, İstanbul hukukçusu ama kendisine sorarsanız
sadece 20 seneden beri Aziz Üstad'ın mektubatıyla avlanan garip insan. Ben Üstad'ımın emrindeyim, nur risalelerin emrindeyim, nur talebelerin emrindeyim. Ben bir tek lezzetim varsa o da Risale Nur'dur diyordu. Daha sonra öğrendim ki adı sadece Mustafa değil, asıl adı Şeyh Mustafa Ebu Rum'a. Sugra'yla tanıştırdım. Sugra ona mektubatı verdi, açtı. Mektubadan birkaç sefer cidden çok tatlı sabahsıyla okudu. Ve sonra kendisine iltihar etti. Şimdi biz bu Şeyh Mustafa Ebu Rum'a'la meşgulken baktık. İlyas Tuzunboy diye efendi, büyük kitapları falan duyarsak, tercümeleri karıştırdım. Sonra dedim ki, alaka düştüm. Derhal sınav var, dedim muhabbet. Hangi insanları görüyorsun dedi. Bak, İngiliz, Türkçe. Mustafa Gören kendisi, Hakikaten Kalkoyan eyaletinde Harvard Üniversitesi, 9. üniversiteyi bitirmiş. Sordum, adınız nedir diye. Adım, Mahmud Hasan Ebu Erruz. Ve sonra şöyle konuk, adlı işaret yüzeyiz eline. Diyorlar ki, dünyanın en meşhur üniversitesi Harvard Üniversitesi'dir. Bazılarına göre Sorbonne, bazılarına göre Cambridge, bir yerler desinler. Bana göre dünyanın en büyük üniversitesi insanın fikriyatıdır. Siz bu kitabı 3-5-10 defa okuduğunuz zaman yeter diyemezsiniz. Bırak yeteri. Eğer külliyatı 10 defa okuduysanız bu okuyuşunuz sadece Adresal'in külliyatı olan üniversitenin cümle kapısından içeriye girmişsiniz demektir. Ah, o risaleler derken o dev adam hızlı bir hışkırarak ağlamaya başladı. Acayip bir şey. Karşılaştım işte. Bu değil. Hemen onun koluna girdim. Belki böyle yaparsam teselli olur diye. Al bunu Sugra'da girdirdim. Dedim Sugra bu kardeşimiz Amerika'da okumuş. İlahi. Sugra birden üstadla alakalı bazı hatıra ama adamcağız ağlıyor. Sugra bir üstadan hatıralı anlatır ve üstadın ismini telaffuz eder etmez. Hasan, Mahmud Hasan Ebu Erruz öyle bir ağlamaya başladı ki artık bunu Sugra dinleyecek mecali kalmadı. Az ileride böyle camdan bir duvar vardı. Biraz teskin olmak düşüncesi bizi bıraktı ve gitti oraya doğru bir müddet kaldı. Bu arada baktım Sugra bir Arabi mektubatı aldı ve böyle Arapça olmak kaydıyla bir dua yazdı. Ve dua yazarken işte Mahmud Hasan Ebu Erruz kardeşimize nurun nispet eder Kur'an'ın ve de istihdamı ile ilahi. O dua biterken gittim koluna girdim. Dedim Sugra bir seni kitap hediye etmek istiyor. Geldi. Sugra bana okur musun dedi. O dua okumaya başladı. Ve adını telaffuz ederken bir daha ağlamaya başladı. Artık baktık böyle bir hale geldik. Artık onu fazla meşgul etmememiz lazımdı. Ancak bu esnada söz konusu sembozuma iştirak eden ve Malezya, Bangkok, Malezya Üniversitesi'nde nörolog doktor Samet İlhan kardeşim, o da onunki güzel bir konuşuyor. Dedim sen bunu da biraz hasbihal kullanın. Sonra onlar iki saat baş başa sohbet ettiler. Ve daha sonra da işte Hasan bizi ertesi gün Cuma idi. Evine bütün ülkeden gelenleri yemeğe davet edecek. Fakat maalesef bir kısmımız acele dönmek mecburiyetindeydi. Bir kısmımızın da Ürdün'e farklı mazeretleri vardı. Ona misafir olamadı. Bu arada yemek esnasında Şevkülleriz akademisyenleriyle Güzide bir lokantayı kiralamışlar diyoruz. Onlardan birisi benim Türker olduğunu öğrenince sordu. Siz bu Türkiye'den gelenlerin içerisinde bir zaman Hazretleri'ni gören var mıdır? Kıkar Sumurak'tan bahsettiniz. Adamcağız birden alemi değişti. Yani böyle lokansa sanki ağlayacak gibi yahu dedi. Ömrümüz vefa etti ama demek kadar izin vermeyince bu aziz insanı göremedi. Ya rica ederim dedim. Madem onu göremedik, hiç olmazsa onu gören gözlerini görelim derken adam sessiz sadası. Bak biraz da bahsetsem o da bahsinde bulunduğumuz Mahmud Hasan Ebu Erruz gibi herhalde muhtemelen ağlayacaktır. Dolayısıyla bu sempozyum bu kadar aşk ve şevke devam ederken Sayın Rektör İsa Karahan, önce İsa Kasım abi daha sonra da Türkiye'mize iştirak eden Suat Yıldırım Bey'i ertesi gün Cuma günü öğle yemeğini beraber yemeğe davet ettiler ve ben daha sonra Zelka Üniversitesi'ndeki programı İhsan Kasım sahiden takip ettim. Şimdi İhsan abi diyor ki, ben öyle anladım ki Sayın Rektör bizi yemeğe davet ediyor. Herhalde biraz Risale Nur'dan bahsedeceğiz, biraz sempozyumun tahlilini yapacağız. O en sahibi olarak bize sıcak alakasını göstermek istiyor diye düşünüyorum ama işte öyle olmadı. Sayın Suat Bey'le beraber Zelka'ya ulaştık. Hatta ben maalesef teferruata giremiyorum zaman çoktan çünkü gidişimde değişik hikayeleri var neyse. Gitti, bir salon aldı bizi, baktık ki 60 kişi oturuyor. Sayın Profesör Rektör İhsan Karahan'da işte bunlar, Kürdün Üniversitelerindeki ilahiyat ilimleri alakalı olan bölüm başkanları. Elbette bunlar sizlerden, Beyzuma Hazretleri hayatını dinlemeye arz eder. İsterseniz Suat Bey biraz Üstad'dan bahsetsin dedi ve Suat Yıldırım 15 dakika kadar Üstad Hazretleri'nden bahsetti. Ve bundan sonra sıra bana geldi. Diyoruz ki, İhsan Kasım Es-Sami. Amin.
Şimdi ben onların bazı sualleri vardı. Cevabı mahiyette bu risalelere nasıl kaleme alındı, nerelerden kaleme alındı, Üstad Söylü katipler nasıl yazıyordu şeklinde bazı malumatları verdikten sonra külliyatın tahliline geçtim ve bu risalelerini mazideki kalem adına tefsirlerden ayıran ana unsurlar nelerdi? Ben izah yaparken geriye sualler de geliyordu. Sonra bana dedi, ya dedi, ben seni de kendime zaten istedim. Sana bir şey söyledim ama sen kimse söylemedin. Ben de bir şey söylemedim. Dedi, baktım ömrümde ilk defa bu kadar güzel var. Anladım ki kinayet var. Birisi sual sorduğu zaman sanki o sarı gözümün önünde açılıyor gibi ben de cevap veriyorum. Baktım 3 saat bitti ve muhataplarımız bu kadar tahsis kaldılar. Neden insandayım? Bakınız Cenab-ı Hak şu anda bir çok müstesna Kur'an-ı Sofra'ya davet etti. Vesileleri sizsiniz. Mücadelenin ürünü, anmanı bizi unutmayın. Münasebetimizin aralıksız devam etmesi lazım zaten. Zannediyorum bana ifadesine göre belki de gitmeye önümüzdeki günlerde iade ziyaret yapmasına anman edecek. Sanki bir soru ziyaret edecek. Ve böylece Amman'daki 250 kadar profesör ve bir de reşim olarak Amman Hükümeti'nin bütün çalışmalarla alakasına baktığımız zaman o insanlar ise bildiğinden böyle icat ediyor. Zira bir insan ne kadar çok sevinirse, Sayın Prof'lar Risale-i Nur'ları tanıdıkları için bu kadar çok seviniyorlar ve daha bu Risale-i İslam dünyasına taşımak istiyorlar. 12 Haziran ve 13 Haziran ve günler çabuk geçti ve bir ay sonra Temmuz ve 13 Temmuz'da biz Kahire'deyiz. Ve Kahire'de enteresan bir programı takip ettik. Birkaç cümle halinde de onu özetleyeceğim. Şimdi 1995 yılında İstanbul'da 3. Bediüzzaman Sempozyumu icra edilirken Kester Üniversitesi profesörlerinden Sayın Profesör Doktor Abdurrahman Es-Sahi bu sempozyumu takip edenlerden birisi. Bir noktada düşünecek ve Risale-i Nur'ların nefsül emirdeki kıymetini idrak edecek ve bir anda Nur Risale'lerinin bütün dünya üniversitelerine ulaşmasını düşünecek ve daha sempozyum devam ederken kağıdı kaleme eline alacak ve beynel minel bir Risale-i Külliyatı konusundaki yarışmanın şartları, vizibilitesini hazırlayacak ve onu organizatörlere takdim edecek. Ancak Sayın Profesör Abdurrahman Es-Sahi'nin bu düşüncesi maddeden fevkalade pahalı oluyordu. O istikbal edildi ve şimdilik bu güzel teklif Mısır'da tezahürsündendi ve şimdi özetleyeceğimiz çalışma Mısır'da tatbikata kondu. Şimdi Mısır'da Şubani Müslümin diye bir cemiyet var. Bu cemiyet aslında bir bakıma devletin de tasarrufunda ve idarecilerinin hepsi de Esen Üniversitesi. Bununla beraber Mısır'da İhvan-ı Müslümin, Ensar-ı Sünnet, Şubani Müslümin şeklinde birçok dini cemaatler var ve onların içerisinde Şubani Müslümin dikkati çekenlerden birisi. Bu toplantıyı organize eden Şubani Müslümin'dir ve Şubani Müslümin'in genel başkanı Esen Üniversitesi Rektörü Ahmet Ömer Haşim. Genel sekreteri Esen Üniversitesi Usulüddin Fakültesi Dekanı Muhittin Safi, bir başka bölümü de yine Esen Üniversitesi Arap Dil ve Edebiyatı Bölümü Dekanı Saad Sadam. İnsan enteresan bir insan. Tespitime göre bugün modern Arap Dil ve Edebiyatı'nı iki prof temsil ediyor. Bunlardan birisi Irak Musul Üniversitesi'nde İmadüddin Halil Ahmet, ikincisi de Saad Sadam Esen Üniversitesi Arap Dil ve Edebiyatı Dekanı. İkisini de Nur Risale nazar tarzı çok başka. Saad Sadam ne zaman Bediüzzaman dese mutlaka atıyor. Enteresan bir adam. Diyor, en büyüdür getirin Bediüzzaman'ın yanına. Bediüzzaman nasıl bize göre büyükse ona göre büyük olmak da devam edecektir. Bediüzzaman derken anlıyor, ben de sana vermez aslında. Şimdi, bu toplantıyı Şubani Müslümin organize etti ve organizatörler önce şöyle düşündüler. Dediler ki, biz Mısır'da Bediüzzaman'la alakalı bir yarışma yapacağız ama Mısır insanı el an böyle bir yarışmaya iştirak edecek derecede Bediüzzaman'ı tanımıyor. O halde önce Mısır'da Bediüzzaman'ı tanıtmamız lazım, sonra yarışmayı tatbikata koymamız lazım. E ne yapmamız lazım dediler ve hemen kararlarını verdiler. Mısır'ın önemli olan 4 şehrinde her ay bir şehirde, 4 şehirde 4 defa sempozyum yapmaya karar verdiler ve bunu icra ettiler. Sırasıyla önce Kahire, sonra Tanta, sonra İskenderiye ve dördüncüsü de Minye. Minye'deki sempozyum Sungur abi de bazı abilerle beraber takip etti. Şimdi bu sempozyumlardan son üçü, yani Tanta, İskenderiye ve Minye'deki sempozyumu iki devlet radyosu canlı yayın halinde neşretti ve bu arada gerek radyo ve gerek televizyonlarda sempozyumlarla alakalı çok dehşetli tahliller yapıldı ve gazete dergi mecmualarda da fevkalade yazılar çıktı. Hatta daha önce 1. 2. ve 3. Bediüzzaman sempozyumuna iştirak eden Eser Üniversitesi veya Kahire Üniversitesi, Ayn Şems Üniversitesi gibi farklı üniversitelerden devam edenlerin Mısır'da Risale'nin alakalı çalışmaları da uzun bir silsile teşkil ediyor. Mesela master ve doktora çalışmaların yanı başında
bizzat değil, duyduğu zaman Hazretleri'nin hayatını ders kitabı olarak okutma. İşte onlardan birisi Abdurrahman Es-Saih'tir. Mesela Bedü zamanı dili, Bedü zamanında cinas, Bedü zamanında tevbe, Bedü zamanında maani gula, Bedü zamanında maani sanev, Bedü zamanında ilimler derken kocaman bir kitap meydana gelmiş ve İhsan Kasım abi bir ara Sayın Profesör Abdurrahman Es-Saih'e dedi bunu dedi bir müstakil kitap olarak basan bayrağı dedi. Ben daha Risale-i Nur'u tam tetkik etmedim. Ona yeniden hitap edeyim. Sonra onu müstakil bir kitap olarak neşrederiz. Bu ders kitabıdır. Eserde tefsir bölümü okuduğunuz zaman Bediüzzaman Hazretleri'ni o yazılan şekilde öğrenmeye mecbursunuz. Sınıf geçmek istiyorsanız. Çok mesafe aldılar. Ve mesela onlardan birisi Ehrem Gazetesi'nin köşe yazarı Ahmet Berşin. Enteresan bir adam. Bütün Arap dünyasında belki de gazete köşe yazar olarak rakip kabul etmeyen bir adam. Birinci Bediüzzaman Sempozyumu ile alakalı İstanbul'daki Kudüs Makale. İkincisi ile alakalı Kudüs. Sonra bir kitap. Sonra onunla alakalı zengin hatıralarımız var. Şimdi kısaca ve çarçabuk yaptığımız bu açıklamadan sonra bu sempozyumun organizatörleri diyecekler ki evet Mısır insanı El-Hak Bediüzzaman Hazretleri'ni artık duydu, işitti. Şimdi arzu edenler böyle bir yarışmaya iştirak edebilir diyorlar. Önce Şuban-ı Müslümin bu yarışmanın jürisini tespit ediyor. Jüri şu isimlerden meydana geliyor. Bir, Tefsir Profesör Abdülgafur Cafer. İki, Kenan Profesör Sami Afif İcazi. Enteresandır. Şimdi yanındayım. Birisi bana dedi ki, çok kardeşler var eserde, Türkiye'de bir meşhur talebe. Birisi dedi ki, bu dedi acaba Risale-i Nur tanıyor mu? Dedim, ya seyyidi, etarif Bediüzzaman Said Nursi. Envar-ı ilahiye, Bediüzzaman'ın kalbine yağ yağ gönderiyor. Sonra oradan taşan Envar-ı ilahiye, işte bütün İslam alemi sunuyordu. Bu ifade, Kenan Profesör Sami Afif Hicaz'a eserim verdi. Üç, Kenan Profesör ve aynı zamanda Usulüddin Fakültesi Dekanı, Muhittin Safi, dört, Kenan Profesör Dekan, Seyyid Abdüttevvah, beş, Hadis Prof. Reşat Halimet, yaşadı bir adam bu. Bir de Nur'un Arapça bir tercih, İhsan Kasım Es-Salihi. Şimdi, yarışmanın şartları da önemli. Eğer içinizden birisi yarışmaya iştirak etmek istiyorsa, metin en az 100 sayfa olacak ve bilgisayarda yazılmış olacak. 99 sayfaya iştirak ederseniz siz yarışma dışı kalırsınız. Ama 300, 400, 500 sayfa yazabilirsiniz, oraya tahdit koymuyorlar. İki, Risale-i Nur'lardan habire iktibas yapmak size puan kazandırmaz. Başka kitaplardan iktibas o da size puan kazandırmaz. Eğer yarışmada derece girmek istiyorsan yapacağın şey şu. Risale-i Nur'lardan iktibas yaptınız. Mazideki konulardan da iktibas yaptınız. Bir konu seçiyorsunuz Risale-i Nur'dan. Mesela icat veya içtihat veya İslami ilimler ve tefsiri vesaire bir konu seçiyorsunuz. Onu o konuya göre külliyatı tarıyorsunuz. Mazideki tefsirlere gidiyorsunuz, onlara da tarıyorsunuz. Ve yapacağınız şey Bediüzzaman Hazretleri'ni mazideki emsali tefsirlerden ayıran faktörler nelerdir? İşte burada fikir meydana gelecek ve düşüncenizi artık mukayesel velilette tarihine göre, usul fıkhın kaidelerine göre, ilmi araştırma metotlarına göre tespit edeceksiniz. Ve daha sonra da bu yarışma iştirak etmenin müddeti sadece 2 takvim yılıdır. Görülür ki bu çalışmaya 54 kişi iştirak etti, 54'üne de mükafat verdiler. Bir cüneyh, bir Amerikan dolarının 3'te 1'idir. Birinciye 10.000 cüneyh verdiler, yani 3.500 Amerikan doları. Bu mükafat Mısır'da idrak edilen en büyük maddi yardımdır. Hiçbir yarışmada bu kadar para verilmemiş. Birinciye 10.000 cüneyh, ikinciye 7.000 cüneyh, üçüncüye 5.000 cüneyh, dördüncüden 10'uncuya kadar 2.000 cüneyh, 11'den 30'a kadar olanlara 250 cüneyh, 31'den 54'e kadar olanlara da 100'er cüneyh takdim edildi. Şimdi bu programa enteresan insanlar geldiler. Bence bu şimdi söyleyeceğim kısım belki de bu söylediklerim içerisinde en az 10'a kadar önemli olanıdır. Şimdi 13 Temmuz bir pazar günü. Ve bizim bu programımız akşam saat 8'de başladı, 3 saat devam etti. 9-10-11'e kadar. Şimdi bu program devam ederken Türkiye'de dahil olmak üzere bütün İslam dünyasının iştirakiyle kaybeden Beynemle bir İslam konferansı hakkındadır. Şimdi bu Beynemle İslam konferansının idarecileri aynı zamanda bu yarışmanın da idareciler. Şimdi o idareciler Beynemle İslam konferansına dediler ki bizim saat 8'den 10'a kadar Türkiye'li en büyük mütefekkir Bediüzzaman Said Nursi'nin fikri mahsul olan Nur Risale Muayyese bir yarışmamız var. Dolayısıyla bu Beynemli İslam Konferansı 3 saat ara vererek teyit ediyoruz. Ta o yarışmayı takip edeceğiz, gerekenleri yapacağız. Saat 11'den tekrar buluşmak üzere ara vererek. Şimdi bütün İslam dünyasından gelen kaç bin kişisi ne bileyim ben, o delegasyonların çalışmalarına ara vererek buraya gelmeleri, organize edenlerin, dolayısıyla devlet ricalinin Nur Risale'lerine nazar tarzını gösteriyor. Gelenlerden
tespit edebildiklerim bir, Esen Üniversitesi Şeyhi bu paye sadece esere mahsus. Hiçbir üniversitede eser şeyhinin ihraz ettiği makam yok. Üniversitede en yüksek merci rektördür. Bu zat eser şeyhi rektörün temkinlidir. Esen Üniversitesi Şeyhi Profesör Doktor Seyit Tantavi, Esen Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ömer Haşim, Esen Emekli Dekan Profesör Doktor Reşat Halife, Esen Arap Dil ve Edebiyat Fakültesi Dekan Profesör Doktor Zalan, Esen Üniversitesi'nden Profesör Doktor Abdurrahim Esayi ve yarışmaya 54 kişi iştirak ettiler ve onlarla alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum. Birinciliği kazanan Tarık Sayın Çelebi, Ayşems Üniversitesi Edebiyat Doktorudur. Bir gün sonra, bunlar hep güzel konuşmalar yaptılar, ancak ilk ona girenlere bir gün sonra arkadaşları yemek ikram ettiler. Dolayısıyla onların yemekte düşünceleri daha tespit edebilir. Ben hem yaptıkları konuşma hem de yemek sohbetinden tespit ettiğim birkaç noktayı nazara biliyorum. Bir, Tarık Sayın Çelebi diyor ki, benim niyetim profesör olmaktı. Fakat Nur Risale'leri okuyunca diyor, dünyam demişti. Şimdi sadece bir tane gayem vardır, Nur Risale'lerini kendi dilim Arapçadır ve onu konuşan bütün İslam dünyasına ilan etmek. Fakat beni dehşet içine bırakan hadise şu, gördük ki Bediüzzaman Hazretleri sadece Nur Risale'lerini yazmak için 90 günde bir tedrisata girmiş. Yani 90 günde hem Kur'an'ın hakikatlerini tahsil etmiş, hem de Arapça öğrenmiş, daha sonra oturmuş işaret-i icazı kaleme almış. Ve işaret-i icazlar Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ı tefsir ederken Arap dilini öylesine inceliyor, dondum kaldım. Yani mazi incelediğiniz zaman Arap dil ve edebiyat ile alakalı Bediüzzaman'a benzeyen bir otorite bulmak değil, düşünmek bile bana muhal geliyor. Şimdi bu konuşmayı dinleyenlerden birisi Muhammed Tuhami, 75 yaşlarında bir zat ve şu anda Mısır'ın milli şairi kabul ediliyor. Ben ona sordum, siz Said Tarık Çelebi'nin fikrini nasıl buluyorsunuz? Onun fikri aynen iştirak ediyorum. Fakat Tarık, Bediüzzaman'ın en üst Türkçe kalem aldı risalelerindeki Türk dil ve edebiyatındaki yerini tespit etmediği için sadece Arap dil ve edebiyatındaki vukufiyetine hayran. Eğer Türkçe'yi inceleseydi görecekti ki Bediüzzaman Hazretleri ne kadar Arap dil ve edebiyatına hakim, en az o kadar da Türk dil ve edebiyatına hakim. Ben itikad ederim ki Arabi ve Türkî lügatla Bediüzzaman'a ulaşmak hiçbir kimse müessar olmaz. Tektir. Ve daha sonra kalem aldığı kitabı İhsan Kasım abiye verdi. İhsan Kasım abi tahsil etti. Zannediyorum şu ana kadar Milli Şeyh Muhammed Tuhami'nin üstadımızla alakalı kitabı araç olarak Mısır'da neşredildi. Kürsüye Seyyid Hatice Abdullah Hanımefendi geldi. Bu da bu programda ikinciliği kazanan bir hanımefendi. Ev hanımefendi, üç çocuk annesi ve siyasal bilimler mezunu. Fakat umumiyette bu gibi yarışmalarda bütün Arap aleminde daima dereceye giren bir hanımefendi. Ben onun metninin son paragrafından bir özet yapacağım. Kitabının sonunda diyor ki, yarışma iştirak etti kitabının sonunda, onun kitabının adı şu, Seyyid Hacı Abdullah, araştırmacı yazar, kitabın adı Ümmetin Uyanışında Risale-i Nur'un Rolü. En sonunda şöyle diyor, ben henüz bu yarışmaya iştirak etmeden önce kendimi İslami ilimlerde kafi görüyordum. Dünyanın neresinden bir tekribat olsaydı hiç iştirak ederdim diyordum. Fakat bu risalelerini dikkatle okumaya başladım, görüyordum ki, bir sürahi nasıl bomboş ise ben de duygu ve latifelerim o kadar bomboş. Ama siz bomboş olan bir sürahi Musul altına götürür, Musul da aşağısını tedricen dolar ve taşar, Seyyid Hatice Abdullah'tan öyle oldu. Doldu ve taştı. Ey jüri! Belki siz bana birinci, ikinci, üçüncü şeklinde yine bir mükafat vermek isterseniz, ben sizin mükafatınıza teşekkür ederim. Çünkü benim duygu ve latifelerim dolmak da beni Rabbim mükafatlandırır. Lütfen siz dereceyi başkalarına veririz diyordu ama muhterem jüri yine ikinciliği ona veriyordu. Bir konuşma yaptı. Cidden konuşması çok enteresan. Onun için bu Seyyid Hatice Abdullah Hanım'dan biraz bahsetmek istiyorum. Diyor ki, ben bilmezdim ve diyor zaman ki Nur Risalelerine daha hiç duymamıştım. İşte o günlerde bir de gördüm. Açık kıyafeti bir de. Hiç böyle kıyafeti bir insan görmemişim. Başımda da üç ayrı emame var. Bir emame yeşil renkli, bir emame beyaz, üçüncüsü de delik delik bir emame. Bayram abi diyor ki doğru görmüş. Üstadın başındaki emame ona benziyor. Ve gördüklerini de kendisi daha rüyasında ki şöyle tabir ediyor. Yeşil emame ilmi hakikate, beyaz olan ehli sünnet ve cemaate, üçüncüsü de fen ilimlerine delalet ediyor. Ve birden dehşeti bir heyecana uyanacak. Fakat bu zat ki bu emame ne? Ve çok geçmeden tekrar bir rüya görecek. Bu sefer henüz Bediüzzaman Hazretleri'nin vakide kim olduğunu bilmediği, Nur Risale'leri de duymadığı bilmediği halde bu ikinci rüyada bakıyor ki bir dedeyle karşı karşıya, fakat rüyada biliyor ki bu dede Bediüzzaman dededir.
önde kocaman ciltler. Ve diyor bana ders verdi, ders verdi, ders verdi, ders verdi, ders verdi. Bakıyordum, o ciltleri dolduran hakikat yağmur gibi benim alemime yağıyor. Bediüzzaman'ın ilmi bana geçiyor. Sonra baktım ki sanki oldu. Bediüzzaman'ın ruhu benim ruhum. Çünkü böyle barda meyve şunu hazırlamıştım. Onu takdim edeyim dedim. Fakat Bediüzzaman dedenin talebesi vardı. Bana dedi, hayır hayır hayır. Bediüzzaman bir şerbet içti artık o ebeden bir daha susamaz. Maalesef o meyve suyunu Bediüzzaman Hazretleri takdim etmeye muvaffak olamadım. Bir uyandım ki eski Hatice kaybolmuş. Yeni bir Hatice. Yerinde duramıyor. Bir günde 100 kişi, 300, 500 bunu anlatmam lazım. Çıktı nereden? Baktım orada bir afiş. Bediüzzaman Sarı Gümüşsü'ydü. Koştum oraya. Subhanallah. Rüyamda gördüm kitapların hepsi orada. Dedim bana bunu resmini gösterin. Baktım rüyamda gördüm dede. Kitabın içindeki aynı resim. Acayip bir şey. Artık bundan sonra okuyacağım. Ve diyor ki okurken üstadım şu faizle alakalı tahliller var ya, ben diyorum, öyle bir hale getirdi. Elimde olmayarak gittim maziye. Ve Bediüzzaman Hazretleri'nin faizle alakalı tahlillerindeki o akademik tespiti ispat etmem lazım. Baktım bir anda 500 sayfalık bir kitap ortaya çıktı. Kimseyi de Atıcı Abdullah diyor. Şimdi baktım, bütün otoriteler faizi tahlil ederken bir kitap kalemlemişler. İşte konu 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 kitapta 300 tane konu. Onların bir tanesi faiz. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri faizi ele alırken beşerin maddi ve manevi dünyasını dinamitleyen bir dinamik dokuma gibi kabul ediyor. Ve bütün ihtilallerin, ihtilal beşerinin zemininde onu görüyor. Hiçbirisi diyor üstad gibi bakamamış. O ortaya çıkıverince dedi biraz sonra Sudan Arabistan'da 500 sayfalık o araştırma masyonuna Sina Hanım'ın çalışması kitap haline gelecek doğrudur. Tabii o cidden çok enteresan şeyler söyledi ve daha sonra da kürsüye Sungurani geldi. O da bir konuşma yaptı. Sungurani konuşmasını aynen okuyor. Aziz ve Muala Üstadımız daima şöyle derlerdi. Risale-i Nurlar kafidir, bana ihtiyaç bırakmıyor. Risale-i Külliyatı bu zamanın fehmine Kur'an'ın bir dersidir. Eskiden beri benim liyakatım olmadığı halde bana verilen Bediüzzaman lakabenin değildi. Belki Risale-i Nur'un manevi bir ismiydi. Zahir bir tercümanın aliyete ve emanete takılır. Şimdi bu emanet isim hakiki sahibine iade edilmiş. Bu kıymetli profesörler, fazileti alimler, Hazreti Üstad'ı görmedikleri ve yanında bulunanlarla hiç görüşmedikleri halde Risale-i Mütala ederek bu fevkalade güzel hakikati tebliğler hazırlamışlar, meydana getirmişler. İstanbul'da, Ürdün, Amman'da, şimdi de Kahire'de şahit oldu ki bu kıymetler tebliğleriyle Hazreti Bediüzzaman'ın dolayısıyla nur risalelerinin Kur'an-ı Hakim'in bu asrın fevkine bir dersi olmanı teyit ve ilan ediyorlar. Arkadaşlar, teferruat çok. Şöylece özetlemek istiyorum. İleride geniş bir zaman anlatırım. Şu anda Kahire'de güzel bir dershanemiz var. Daha önceki içinizden bazıları malumu bir kitap evinin alınması cihetine gitmişti. Herhalde şimdiye kadar onlar inşallah ileride olur. Bu arada gayreti kardeşler hakikaten çok. Onlar bilhassa yer yer, bazen Şam, bazen Beyrut, bazen Kahire ve buna masi İslam alemin farklı beldelerinde senede bir defa cereyenden beynir ve kitap fuarlarına nur risalelerini götürüyorlar. Ve 1986'dan bu yana da Kahire başta olmak üzere Arap alemde giderek inşaatı organize hizmetlerimiz var. Şimdi Ürdün'de, Mısır'daki bu çalışmaları yan yana getirdiğimiz zaman görülür ki Ürdün'ün farklı üniversiteleri, bilhassa Mısır'da başta Eser Üniversitesi olmak üzere ki öğrenci sayısı neredeyse 1,5 milyonu aşıyor. İlaveten işte Kahire Üniversitesi, Anuşems Üniversitesi gibi fakültelerdeki öğretim üyelerinin nur risaleleri cidden sayıp çıkmışlar. Ve önümüzdeki günlerde bu insana bir yandan Tunus ve Malezya'daki, Faslı Malezya'daki benimle fuara iştirak edecekler. Daha sonra öğrendim ki Risale-i Nur'ların Batı alemindeki tesirleri de devam ediyor. Ve önümüzdeki 1 Ekim 1998'e kadar ikisi biraz önce gözetlenen İslam aleminde, üçü de diğer ülkelerdekilerle beraber toplam 5 tane benimle sempozyum olacak. Üçüncüsü Amerika Kandor Harvard Üniversitesi'nde Sayın Profesör Doktor Ahmet Algar burada mesuliyet üzerine alıyor. Dördüncüsü Washington Üniversitesi'nde onu da Profesör Şerif Adem üstleniyor. Ve sempozyumda gelecek sene Eylül'ün son 10 gün içerisinde 4. Bediüzzaman sempozyumu olmak üzere İstanbul'da icra edilecek ve böylece o zaman Hazretleri dışarıya taşıyor. Hazreti Üstad daha eski hüsvesinde şöyle diyordu. Ben nur risalelerini, hayır ben nurun talebelerini dayı konukları şekilde mahkemelerde müdafaa etmişim. İnşallah mahkemede bağırarak derim. Hem
Risale-i Nur'un şerefini hem Nur talebelerin kıymetini dünyaya işittirecek. Şimdi dünya işitiyor ve Cenab-ı Hak Üstadımızın bu duasını kabul ediyor ve netice böyle tezahür ediyor. İlaveten, kısacık bir hatıra, şimdi Emirdağ'da ikametli Kılıçdaroğlu abimiz var. O Şam'da Fidir Sadr'a devam ederken fırsat bulunca Üstadımıza muhatap olur. Hazreti Üstad da ona Nur Risale'leri Mısır'a, Kahire'ye, Kayseri Üniversitesi'ne götürmesini tavsiye eder. Nihayet Üstadımızın Afyon, Yusufiyesi'nde bulunduğu günlerde kendisi izinli olarak Türkiye'ye geliyor ve gidiyor. Çok tatlı bir tevafukla Üstadımızı ziyaret ediyor. Hazreti Üstad ona mutlaka külliyatın Nur, hiç olmazsa bazı Risale'leri Mısır'a götürmesini tavsiye ediyor. Ve nihayet Ahl-ı Kılıç'ta tedarik edebildiği Risale'lerle birçok tehlikeler rağmen fevkalı bir inayete Mısır'a ulaşıyor ve son Allah'a Şeyhülislam Mustafa Sadr Efendi'ye bu hata buluyor ve kitabı ona veriyor, o da götürüyor eserin kütüphanesine koyuyor. Şimdi hatıralara baktığımız zaman Bayram abi Kore'ye götürüyor, Ömer Hoca Amerika'ya götürüyor ve bir sohbetinde, şimdi Berlin'de Muslim abimiz var, Muslim Korevi, o diyordu, bir gün üstadımız buyurdu ki, birinizi Kafkasya'ya göndereyim, beni gönder efendim dedi. Yok dedi, hayır, Sungur'u Kafkasya, seni Pakistan'a göndereceğim. Yani Rizvan Hazretleri işte zaman zaman Bayram Abdel'in dinlediğimiz bu kadar dehşeti takip ve tarasula rağmen Nur Risale'leri Türkiye'de vücuda gelir ve muazzez talebeleriyle hizmeti planlarken Rizvan Hazretleri şefkat ile dünyayı kucaklamış ki daha sağlanan Nur Risale'leri farklı kıtalara dünyaya taşımış olur. Şu anda bizim özetlediğimiz gelişmeler Rizvan Hazretleri'nin ektiği çekirdeklerin sümbür vermesidir. Şimdi iş günüdür, saat 9 oldu, düne nazaran 10 oldu, vakit azaldı. Kısa bir soru var abi. Evet. Başta bu soruyu direkt sormak istiyorum. Ufak cesaretin. Estağfurullah. Şimdi bu şaheserin müellifinin bizim dilimizde oturma şerefine nail olan bu abimiz bu meseleleri o zaman düşünür müydü? Şu andaki haletleri ha, nedir? Bayrama buyurun. Kabul edin. Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın nurları taşarıp çarşacağını, Mısır'ın böyle sahip çıkacağını, Amman'ın nurları sahip çıkacağını, Malezya sahip düşünür müydü diyor şimdi bana? Cenab-ı Hakk'ın yüzünü nefret edeceksin. Şu ışığı gören bir insan kablodaki elektriği inkar ederse